Merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pembe Kutu'nun bana farklı aralıklarla gönderdiği bir markanın iki tane tatlı cici renginden bahsetmek istiyorum. Bunlar Burjuva markasının Rouge Velvet serisinden olan iki tane şirin rengi. Bu arada başlamadan önce arkadaşlar, ruj benim suratımda o kadar önemli. Yani benim makyajımın divası diyebilirim. Ne kadar değiştiriyor. Biraz sonra zaten yaptığınca kendiniz de bunu göreceksiniz. Yani ben maskara ve ruj arkadaşlar. Bu ikisi benim için çok önemli. Gerçekten yok allıkmış, yok konturmuş, yok bilmem neymiş, yok fondötenmiş, yok. Bir insanın yüzünün şeklini ortaya çıkaran maskaralar ve rujlar. Evet arkadaşlar, ben bunları Ağustos sepetime koydum ve gün geçtikçe sevdim. Gün geçtikçe sevdim ve gerçekten şu anda ilgimi çeken bir marka oldu ve bunun diğer ürünlerine de bakmayı, artık denemeyi düşünüyorum. Özellikle bu serideki diğer renklere de bakacağım. Başlamadan önce hemen size daha bir şey daha söylemek istiyorum. Bundan sonra haftada iki kere düzenli olarak video yüklemeyi düşünüyorum. Söz vermiyorum, bakın açık bırakıyorum, düşünüyorum. Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere iki tane video yayınlayacağım haftada. Ya umuyorum bunu bu şekilde gelenek haline getirip bu şekilde devam ederim. Ve hemen bunlara başlayalım. Ambalajından bahsetmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi normal dışarıdan bakıldığında klasik bildiğiniz ruj gibi. Ama yakından incelediğinizde gerçekten de böyle esprili olan bir ambalaj var. Şöyle alt kısmı yuvarlak. Buradan silindir şeklinde yukarı doğru gidiyor ve yukarıda dört köşe. Ve açıldığı takdirde, bu arada açıldığı zaman hem açılınca hem de kapatılınca bayağı bir kuvvet gerektiriyor arkadaşlar. Uç kısmına doğru da üçgen gibi olan yani esprili bir ambalajı. Yani ben fiyat olarak fiyatına gelecek olursak, ben bunu internetten araştırdım. Ya abuk sabuk fiyatları var. Bazı yerlerde 16.95, 2008, 21, 14.95 bile olan var. Burjuva markasını İsviçre'de bazı Manor şubelerinde görmüştüm. Manor'a baktım 21.95, bir de Pembe Kutu'nun bana gönderdiği broşüre baktım, orada da 21.95 yazıyordu. Yani benim elimdekilerin değeri tanesi 21.95. Ona bakarsanız yani üzerine bir 10 frank daha koyup MAC alınabilir ama kalite ve performans olarak bence MAC kadar iyiler, onu söyleyeyim. Renk alternatifine gelecek olursak, renkleri 16 renkten oluşuyor. Benim elimde sadece 2 tane rengi var. Bunlar 05 Brick a Break, doğru mu okuyorum bilmiyorum. 15 numara Beach Tetin diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Şu Beach Tetin, bu da Brick a Break. Böyle okunuyor diye düşünüyorum. Formülasyon olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kullanıldığı takdirde kremsi, yumuşak, hani ıslak gibi duran bir ruj ama biraz zaman geçtikten sonra dudakta matlaşan bir yapısı var. Onun için formülasyonu çok beğendim. Sürülüşü kolay. Özellikle dudağımın altına hiçbir şey yapmadım. Zaten ben dudağıma herhangi bir ruj kullandığımda kendi rengini direkt veriyor arkadaşlar. Ten rengi olduğu için. Hani bir pembelik ya da bir kırmızılık olmadığından dolayı. Bir de uygulandığı takdirde eğer yaşı büyük arkadaşlar varsa, işte böyle 50'li falan dudak çizgileriniz varsa, dudağın çizgilerine taşmayan, yani sürüldüğünde durması gereken yerde duran bir yapısı var. Bunu da çok beğendim. Ve hafiften de bir pudra kokuyor arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi kuvvet gerektiriyor. Hafiften de bir pudra kokuyor. Ya şimdi hemen uyguluyorum önünüzde. Aynamızı alalım ve uygulamaya başlayalım. Ben bu rengi tercih ettim. 05, şu anda 05 rengini kullanıyorum ama daha çok 15 numarasını kullanıyorum. Şu sivri olan ucuyla sanki kalem gibi kontrollü bir şekilde uygulanabiliyorum. Uygulayabiliyorum. Türkçe sana geliyorum.
Evet, şimdi size ne demek istediğimi daha yakından anlatayım. Bu arada fark ettim ki kamerada böyle daha çok domates kırmızısı gibi oldu. Değil arkadaşlar, kesinlikle değil. Sarımtırak, sarı altınlı ama daha çok böyle kiremit rengine benzeyen bir kırmızılığı var. Yani farımla aslında çok uyumlu. Ama kameranın ışığında domates kırmızısı gibi durdu. Şöyle yakına gelin ki daha iyi görün. Dudağım çizgisine girerken ne demek istediğimi. Ve birazdan kuruyacak, daha bir mat görüntüye sahip olacak. Vaatlerine gelelim şimdi. Bu ürün ne vaat ediyor? 24 saat kalıcılık, ultra hafiflik. Gerçekten dudaklarımda şu anda çok hafif. Sanki hiçbir şey uygulamamışım gibi. Daha doğrusu böyle nemlendirici bir krem uygulamışım gibi rahatlatıcı bir hissi var. 24 saat kalıcılığına gelince, 24 saat boyunca dudağımda ruj bırakmadım ben. Ama bunu test etmek için bugün bu rengi uyguladım ve direkt duşun altına girdim. Hani saçlarımı falan yıkarken belki o şampuandan ya da sürekli kafama vurduğum sudan falan ne kadar gider ya da kalıcı mıdır değil midir diye test ettim. Kenarları tamamıyla kaldı. Sadece şu orta kısmında normal yediğim gibi hani şöyle bir 5-6 saat sonra gidebilecek şekilde gitti. Dudakta gerçekten bayağı kalıcı. Hani dört dörtlük şu şekilde kalmıyor ama içtiğiniz yediğiniz takdirde, tabi bu sizin yediğiniz içtiğinize bağlı arkadaşlar, eğer yağlı şeyler yiyorsanız zaten gider bu. Ya biraz da böyle ben saçma buluyorum, 24 saat kalıcı ruj ne demek ya? Ya 24 saat kalıcı ruj ne demek? Yani düşünün, dudağımızı bazen unutup dilimizle ıslatıyoruz. Yani bu insanlık, insanlara şey olan bir reaksiyon. Ya da ne bileyim, bir şeyler içiyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz, dondurma yiyoruz, herhangi bir şey yiyoruz ya da yemek yiyoruz. Yani 24 saat kalıcı ruj nedir? Yani bilemiyorum. Ama 3-4 saat boyunca güzel bir şekilde kalıyor. Hatta akşama kadar kalıyor ama orta kısmını sürekli tazelemem gerekiyor. Tazelediğim zaman hani silip de tekrar yenileme değil, sadece tekrar bu boş olan kısımlarını bir daha üzerinden geçiyorum ve o kenarları zaten daha definiert oluyor. Bunun canlı bir kırmızı rengi var, o benim dikkatimi çekti. Bir de nude rengi var, onu mutlaka alacağım. Onları da mutlaka almak istiyorum. Şöyle iki ruju elinde swatchlayacağım. Şurada gördüğünüz üzere çok güzel kremsi bir yapısı var. Evet, bakın dudağımdaki farkı görüyor musunuz yakından? Yok. Şöyle çok güzel kremsi. Diğer rengi zaten benim favorim. 15 numara. Şu şekilde. Ben bu şeftali alt tonlu ürünleri çok seviyorum ve kendi cildime de çok yakıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Yani ikisi de çok genel olarak yüksek pigmentli, kalıcı, diğer mat rujlara nazaran gerçekten kalıcı. Performansı çok yüksek, pigmentasyonu çok iyi ve yani 24 saat kalıcı değil ama uzun bir süre kalıyor. Hani tatil bölgelerinde eğer sık sık suya girip çıkıyorsanız ama ağzınızı dudağınızı yalap şalap yapmadan, yani hani normal bir hanım gibi suya girip çıkıyorsanız ve ne bileyim duşun altında da hani hemen geçmeyecek, akmayacak bir ruj istiyorsanız bence bu seriye bakın. Ben çok beğendim ve dediğim gibi hem bu ruj serisine hem de bu markanın diğer ürünlerine de bakmayı düşünüyorum. Özellikle fondötenlerini ben aslında Alman YouTuber'larda da gördüm. Onlar da çok beğenmişti. Ben pek üstüne düşmedim bu markanın ama onu da görürsem mutlaka alacağım. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadar. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.